Sayın seyirciler, eğitim sistemini alt üst eden 4 artı 4 artı 4 paketinin ardından AKP'nin Fatih projesi de sınıfta kaldı. Tarihi bir proje olarak ortaya atılan Fatih projesinin başarısızlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık faaliyet raporuyla belgelendi. Proje kapsamında planlanan 5 hedeften sadece biri başarılabildi. Şu anda da Fatih projesiyle interneti ve bilgisayarı okula değil sınıfa, doğrudan öğrenciye ulaştırır noktaya geldik. AKP'nin 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin ardından Fatih projesi de sınıfta kaldı. Başbakan Erdoğan'ın tarihi bir proje diyerek övdüğü Fatih projesinin başarısızlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllık faaliyet raporuyla belgelendi. Kara tahta kavramını artık tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Proje kapsamında 21.689 okulun internet altyapısının yenilenmesi öngörülüyordu. Ancak sadece 154 okulun altyapısında yenilenme yapıldı. Akıllı tahta uygulamasına geçmesi gereken 21.689 okuldan sadece 3.657'si bu uygulamayı kullanabiliyor. Okullarda sunucu ve bilgisayar sayısının arttırılması da proje kapsamındaki diğer maddelerden biriydi. Ancak bilgisayar sayısı artırılan okul sayısı 216'da kaldı. 295.000 olarak belirlenen akıllı sınıf sayısı da 84.921 ile hedefi geçemedi. Fatih projesinde ulaşılan tek hedef ise uzaktan eğitim merkezi sayısı. Böylece proje kapsamında planlanan 5 hedeften sadece biri başarılabildi. Projeyi raporlaştıran CHP milletvekili Nur Serter, bakanlığın hedefinin %65.21'ine ulaşamadığını tespit etti. Fatih projesinde ilerleme kaydedilmediğini belirten Serter, halkın gözü boyanıyor ifadelerini kullandı.